Şimdi tabii bu sonuçları siz açıklayınca e, sosyal medyada da ya bu sosyal medyada da bir acayip e, şöyle e, me mesajlar geliyor görüyorum şimdi 2018'de zar zor 51 aldı şu an ekonomi daha kötü deprem oldu sel oldu Erdoğan'ın %53 çıkması imkansız resmen dalga geçiyor. Şenin yaptığı ankete ancak Ahmet Hakan inanır. Niye ben inanayım ki yani? Pardon. Ya bu, bu ne saçma bir şey ya? Niye ben inanayım ancak? Niye ben inanayım yani? Ne saçma bir Ahmet ya. Bey soruyoruz mi? yani cevap veriyor. <laughs> ben niye bu işin bir tarafı oluyorum ya yani ne aşağılık insanlarsınız ya kaç defa söyledik yapmayın şunu ya ne? Aa, bence trollerim. Insanlarsınız. Bence trollerim atabalık. E, yani. Ancak Ahmet Ağan inanır. Yani sen benim kime oy vereceğimi, kimi desteklediğimi nereden biliyorsun kardeşim ya? Manyak mısın neyin ya? Ee, söyleyeyim ne olduklarını. Sizi severim, dinlerim, okurum. Lütfen kendinizi 14 Mayıs'ta şu fotoğrafı vermeyin. %52 52'ye 41 bu tam tersi olma ihtimali daha yüksek. Erdoğan %53, Cumhur İttifakı %51 çıkıyorsa o zaman Erdoğan ittifaktan ayrılsın. Cumhur İttifakı oyunu düşürüyor gibi şöyle tepkiler abi, var. Ön madde bir. Bu troll ordusu benim muhatabım değil. Bu şizofren orada. Benim niye muhatabım Sizin oldu hiç hiç olmaması lazım da siz hani gazetecisiniz neticede bir bakmak zorundasınız. Ee, bu şizofren e, güruhu benim muhatabım değil. Benim muhatabım sağlıklı düşünen, sağlıklı karar verebilen insanlar. Ülkesini seven, ülkesinin yanında duran, e, hiçbir, hiçbir hal ve şartta ülkesinin karşısına geçmeyen insanlar benim muhatabım. O insanların kime oy verdiğinin hiçbir önemi yok. Hepsi başımın tacı. Ve e, biz şuna bakıyoruz. E, ben oy or araştırmalarda çıkalım bilimsel araştırmalarda çıkan, birbirini destekleyen farklı kişiler, farklı kurumlar tarafından yapılan ama birbirini destekleyen sonuçları açıklıyorum. Ben asla şunu demem. Biz kazanıyoruz. Ben milletin iradesine pranga vuramam. Kimim ben ki? Peki bu dediğiniz ne? Bunlar araştırma sonuçları. Seçim sonuçlarından bahsetme. Seçim sonuçlarını sadece kim bilebilir? Halihazırda Allah bilir. Bir YSK Başkanı bilir günü geldiğinde. Onun dışında biz tahminleri Ama söylüyoruz. Siz diyorsunuz ki bugün seçim olursa bu sonuçlar çıkacak. Tahminlerimiz. Tahminleriniz. Bilimsel ifadesini kullanıyorum sürekli Ahmet Bey. Onun anlamı şu. Bu araştırmalar bakıyorum metodolojilerine ben %95 güven seviyesinde yapılıyor. Yani yüzde beş yanılma ihtimalleri var. Yani 100 tane böyle araştırma yapsanız 95'i birbirini destekler. 5'ine göre ise bunlar şeydir, çamurdur, ölüdür, ölü veridir. İki, bunların bir hata payı var. Bir buçuk civarında bu araştırmaların hata payları. Dolayısıyla bir yanılabilirim dediklerimde yüzde beş yanılabilirim. Bu mümkün ben size evrensel hakikatin bilgisini sunmuyorum. Temel özelliği yanılabilirlik olan, falsification olan bilim verilerinden bahsediyorum. O aralarda bir yerdedir %95 ihtimalle demektir bu. Kesin öyle değil. Kesin öyledir demek imkansızdır. Bu bilim olmaktan çıkar. Biz bilimsel verilerden bahsediyoruz. İkincisi hiç kimse milletin ne yapacağını bilemez. Biz Tayyip Erdoğan'dan yana teveccühünü kullanacağını düşünüyor Türk milletinin. Ya şimdi evet. siz AK Parti genel başkan yardımcısı olarak ben milletin Erdoğan'dan yana teveccühünü kullanacağını düşünüyorum. Demek daha normal bir dakika, şey olamaz. Bir dakika. Buna kimsenin bir itirazı olmaz. Yani tamam. CHP genel başkan yardımcısı da der ki Hı? ben Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana milletin teveccühü Bununla ilgili sorun yok. Her, herkes kendi liderine milletinin teveccüh göstereceğini düşünür ve söyler. Ama siz şu anda ben bir araştırma sonuçlarını yayınlıyorum dediğiniz anda Pardon. birden fazla. araştırma Birden sonucu. fazla araştırma sonucu yayınlıyorum dediğinizde de, şunu söylemiş oluyorsunuz. Yani e, diyorsunuz ki ben vatandaşla anket yaptım, araştırma yaptım. Erdoğan %53 çıkıyor diyorsunuz. Araştırmalarda ama bakın diyorum ki e, bu arkadaşlarla aramızdaki fark şu. Ben diyorum ki araştırmaların yanılabilme özelliği vardır. Bilimsel araştırma oldukları için temel özellikleri doğrulanma değil, yanlışlanmadır. Ama Patronan artık beri. şöyle değil mi? Siz e, bu konuların uzmanısınız. Artık neredeyse e, doğruya yakın, Anketler yapılmıyor mu hani istatistikte? Ahmet böyle... Bey şimdi bil... <laughs> şu tam yanlış böyle... mı soruyorum? Bil... Ee, şöyle doğru soruyorsunuz da sorun başka bir yerde bir sorun var. Bilim denilen ve kendisine tapılan olgu'nun en temel özelliği yanılabilmesini peşinen e, ön kabul olarak söylemesidir. Bilim yanılma özelliği taşır. Birinci özelliği budur. Dolayısıyla biz bir araştırma verisi açıkladığımız zaman bir ayetten bahsetmiyoruz ya da bir evrensel hakikat bilgisinden bahsetmiyoruz. Peki o zaman yanılabilirlik özelliği anladım. olan O zaman bir Ama bir ihtimalle de böyle olan bir şeyden bahsediyoruz. o zaman bir anket şirketi de der ki çıkar ben %56 Kılıçdaroğlu %44 Erdoğan buluyorum. E diyorlar zaten. Ama siz onlara diyorsunuz ki hayır bunlar yanlış, doğru değil diyorsunuz. Sebebi şu. Bu arkadaşlar daha önceden de böyle yaptılar. Bazıları bunu televizyonda söylediler. Yanıldıkları halde, kendileri öyle dedikleri halde, hani biz bazıları demişlerdi ya, bir tane işçi atarsak şerefsiziz, namussuz diye sonra da 15 bin tane işçi attılar ya, aynı onlar gibi. Ee, dediler ki biz eğer yan, yanılırsak kapatacağız dükkanı. Yanıldılar, bütün dünya gördü. Hala lav 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 konuşuyorlar, onu peki, söylüyorum. Peki, ee, yani yüzde 53 lük sonucu bulmak için yaptırdığınız bu anketi kaç şehirde yaptınız, kaç kişiyle yaptınız, yüzde görüşmeyle mi yaptınız? Söyleyeyim, bu tür veriler var mı? Elimde? Bunu tabi olmaz olur mu? E, 77 vilayette yapıyoruz. 3000 3000 er kişiyle yaptırıyoruz Hepsini ayrı ayrı ama hepsi de 77 vilayette yapılıyor. Ee, Depremin sert vurduğu birkaç vilayette yapmıyoruz. Yani orada gerçekten şık da olmaz. Ee, telefon ve bilgisayar e, entegrasyonu yöntemini yapıyoruz. Kati denilen yöntemle yapıyoruz. Ee, hızlı sonuçlar alıyoruz. Ama onları biz defalarca test ediyoruz. Zaman zaman aynı şekilde yüz yüze, aynı yerlerde yüz yüze anketle de onları test ediyoruz. Küçük farklarla e, birbirine yakın e, sonuçlar veriyorlar. Dolayısıyla devam ediyoruz bunu yapmaya. Ve bir tane yapmıyoruz. Ee, sürekli yapıyoruz. Ee, senenin her ayı yapıyoruz. Seçim yaklaştığında her haftası on gününde bir üç dört tane sıkıştırıyoruz. Ee, farklı araştırma kuruluşlarına ve birbirlerini test ettiriyoruz. Şimdi e, birkaç tanesi de şöyle yaptı. Kapatacağız gideceğiz dedi onlar devam ediyor. Birkaç tanesi de şöyle yaptı. Geldi geldi, geldi. o işte propaganda. O, bu ikinci dediğim grup propaganda grubu. Birinci grup gerçekten kötü niyetli. İyi niyetlerinden şüphem var. İkinci grup propaganda. Kendince yaptı. Kitle etkileyebileceğini düşündü. 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 Sonra seçime 3-5 gün bir hafta kala ya da 2 hafta kala e, gerçeğe çok yakın sonuçlar açıkladı. Ha, onu değiştiriyorlar. Evet. Anladım. Yani bugün ona sorsam bugünün cevabını hazırlıyor. Sen ne yapmıştın? Ne bulmuştun? Bana önce bulmuş olduğu 10 puan 20 puan farkı göstermiyor da bak benim son araştırmam böyleydi. Ben de bu numarayı yiyeceğim. Ben bu numarayı da yemem. Ha, anladım. Onu seçime 20 gün kala Arada diyor 10 puan fark var diyor. Sonra bir gün kala bir açıklıyor. Ee, bunu ee, burayı farkı... kim yer? Peki 15 Mayıs sabahı bu sonuçları size göstersem mahcup olacak mısınız, olmayacak mısınız? Ne hissediyorsunuz? Şimdi bakın, bilimsel araştırmalar bugün itibariyle 15 Mart, 15 Mayıs sabahını göstermiyor. Bu haftayı gösteriyor. Bugün, bugün itibariyle. Evet. Evet. İkincisi o günlere yakın bir şey, bir araştırma sunarsak burada ve birkaç gün sonra da seçim olur. Ona yakın tam olmayabilir. Ona yakın bir şey çıkmazsa elbette ki mahcup olur. Peki kaçtır? Ama yani... Bunun hesabını da bu araştırma yaptırdığım araştırma kuruluşlarından sorarım tabii ki. Yanılma payı ne kadardır buralarda? Buralarda bir buçuk civarı. Bir buçuk civarı bir hata payı var. Hata payı şöyledir yalnız. Eksi artı mı? Değildir işte. Biz öyle biliyoruz. Biz Ama öyle işte diyorlar. Ahmet Bey ortaya çıkıp araştırmacıyım diye gezinen bir sürü adamın hiçbir araştırmacılık altyapısı yok. Bir buçuk puan aşağı bir buçuk puan yukarı değil o. Bir buçuğun yüzde elli kadar aşağı yukarı oynayabilir demek o 53. üç. Bir daha yani. anlamadım. Bir buçuğun yüzde elli kadar. Hata payının bu oranca. Bir buçuğun yüzde elli üç. O kadar. Kırk bir i̇şte dediysem. Ee, bir buçuğun e, 41'i kadar oynayabilir. Ee, ama bu yüzde 95'inde. 5'inde ise çok farklı rakamlar bulabilirsiniz. 60'da bulabilirsiniz. 50'de de 45 de bulabilirsiniz. Ama bir yerde e, 5 5 tane birbirini doğrulayan var. Öbür tarafta da 95 tane birbirini doğrulayan var. Rasyonel insan hangisini tercih eder? 95 birbirini doğrulayanını tercih eder. Ama toplamda da o öbür beş bunların yanılabilirliğini ortaya koyuyor işte. Bilimin papırdan beri gelen falsifikasyon özelliği bu. Anladım. Peki bir, bir, birkaç şey daha soracağım. Bilim onun için güzel. Cumhurbaşkanı e, nasıl her yaptığınız araştırmanın sonuçlarını sunuyor musunuz? Takip eder mi? Ee, şöyle. E, şimdi şimdi ardarda 3-4 tane yaptınız. 3-4'ünü ayrı ayrı sunmazsınız. Çünkü o kadar vakti yok durumu sunarsınız. Durum budur efendim dersiniz. Yani bütün 3-4 araştırmayı bir iki sayfaya getirir. o bir iki sayfayı takdim edersiniz. Diğerlerini diğerlerinde dosyalar kapalı zarfa imzalı koyar teslim edersiniz. 34'ü söylemiş miydiniz? Tabii ki. Zaten televizyonda açıkladınız. Televizyonda söylediniz zaten. <laughs> Peki.